Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Eylül Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Bir altınımız olacak, o da 3. koşuya itibaren start alacak. Ben 1. dörtlük ayın 7 plase oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendimiz de oynuyoruz sevgili dostlar. Evet, 1. koşuyla itibaren saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde bir mailin koşu 3 yaşlı Arapların 1600 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alıyor. 7 ile 11 nolu safkanlar eküre olarak piste çıkacaklar. Evet, benim burada Ferit yardımcı ilk buluşmasına güzel bir tatminkar bir ikincilikle ayrılan pistten tekrar Ferit'le buluşan 8 nolu Şimşek oğlu benim buradaki ilk tercihim olacak. İkinci atım 2 nolu Baba Balıkhan Sami Kaplan'la o da 3 yarış gördü. 4.lük ve de son koşusunda bir 5.lik elde etti. Sami Kaplan'la ikinci kez buluşan Baba Balıkhan'a da çok dikkat ve de 1 nolu Aliş Ağa. O da Menderes Avşar'la ilk defa buluştu. O da 2 yarış gördü. Bir 3.lük, son koşusunda bir 7.lik. Bu bizleri ağlatmasın. 42 günlük aradan sonra o da tekrar pistlere dönüyor. Biri de eksik etmeyeceğim. 8-2-1 benim 1. dörtlük ayında sıralamam. Evet, ikinci koşumuz 7 plase ve 1. üçlük ayımız burada start alacak. Handikap 14-1 mücadele. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız burada kayıtlı. Evet, Korayza Necmi Altın'la ilk defa buluştu. Yani ben burada yani 7'li plase için banko değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Ben değerlendireceğim. Ama 1. dörtlük ayın için burada 2 nolu Kinçnar ve de 1 nolu Kurtuluş Bey Sadık Altay'la etkili koşmasını bekliyorum. 4-7'li plase için yeterli olacaktır. Ama 2 ve 1'i de ben 1. dörtlük ayın oynayacak arkadaşlar için önereceğim safkanlar olacak. Evet, 3. koşumuza geçtiğimiz zaman altılı gayrımız burada start alacak. Şartlı 3 dişilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet, üst üste yaptığı harika koşuların ardından yine 3. birinciyle bir adım daha yakın gibi görünüyor. O da kim? Lady Esperanza. Necmi Altın'la ayağına seri safkan 7 kullar çekmiş ama çıkıp liderliği alabilir. Burada 3 nolu Reperin sevgili dostlar. O da önlerde konuşlanacaktır. 11 nolu safkanımız. Ama koşuyu ben 1 nolu Lady Esperanza'dan yana kullanacağım. Altılı ganyanımda ben banko ile başlayacağım. Bu kısa mesafede ben etkili koşup koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Benim 1. banko adım, yani 1. banko adım derken başka banko adım yok, onu da sizlere dile getireyim. Altılı gayemizin ilk ayında ben 1 nolu Lady Esperanza banko olarak değerlendireceğim sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz 5'li gayanımız burada start oluyor. Altılı gayemizin de ikinci ayağı bir maiden koşu 3 yaşlı Arapların 1600 metre kumda mücadele verecek. 11 safkanımız yer alıyor. Evet, benim buradaki sıralamam 3 nolu Bargran'la başlayacağım. Necmi Altın'la. Yani her seferinde, yani 2 sefer banko değerlendirdim ben bu safkanı. Bir türlü maydana veda edemedi. Ben yarın daha da etkili koşmasını bekliyorum. Birinciliğin en güçlü adayı olarak görüyorum. 3 nolu Bargran benim ilk tercihim. İkinci atım 1 nolu Şipşek Dizdar. O da Adem Şambar'la etkili koşacaktır. Yaptığı son İkinciliği gayet tatminkar. Biri de es geçmeyeceğiz. Sonradan Altınoğlu hedefim. O da yaptığı 3 koşusu da gerçekten başarılı. Eray Çizik'le ilk defa buluştu. 6'yı da mutlaka değerlendirir ve de son olarak da 4 nolu Can Kuzgun Yusuf Çelikbaş'la etkili koşmasını bekliyorum. 3, 1, 6 ve 4 benim Elazığ'daki altılı gayemizin ikinci ayağında yer vereceğim safkanlar. Evet, 5. koşumuz kısa vade 6-1 koşu. 4 yaşlı Arapların 1600 metre kumda mücadele verecek. 11 safkanımız burada kayıtlı. Evet, koşuda yani bakılıyor Hasan İlmay Hart geçen koşusunda da yani kazanmaya çok yakın dedik ama maalesef bizi 1900 metre kumda şartlı 5'te bir dördüncülük elde etti ama o zaman Çaptuğ gerçekten Ferit yardımcıyla etkili bir koşu çıkartmıştı. Koşuyu lehine çevirmişti. Ben yine Hasan İlmay Hart'la başlayacağım. İsa Akyoz'da ben etkili koşmasını bekliyorum. İkinoğlu Mustiçan Mehmet Emin Doğan'la çok çok dikkat. Bu hafta son yaptığı birinciliği gerçekten çok başarılıydı. Elazığ'da şartlı 5'te kısa mesafede Mustiçan'dan da etkili koşu gelecektir. Sonradan 1 nolu İlvanlıoğlu, 3 nolu Çaptu yine koşuyu lehine çevirebilir. Dikkat diyeceğiz ve de 11 nolu son atmaca diyeceğim Necmi Altın'la 9, 2, 1, 3, 11 benim sıralamam. Evet 6. koşumuz... İkinci üçlü gayemiz burada start oluyor. Handikap 15-1 mücadele. 3 yaşlı Arapların 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız burada kayıtlı. Gruba bakıldığı zaman birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanların da bir arada olduğu bir koşu. Yani burada her an bir sürpriz çıkabileceğini düşündüğüm bir koşu. 1 nolu Zeki Kız liderlik isteyecek. 4 nolu Recep'in Ceylan'ı Ferit'le o da liderlik isteyecek. 7 nolu Eymenim, o da ayağına seri bir safkan, Tombul Güntay, bu da eşlik edecektir yani bu koşuya. Ama ben 3 safkanı bu koşuda ayırdım. Sıralamam şöyle olacak. 2 nolu Tombul Güntay, Sami Kaplan'la etkili koşmasını bekliyorum. Yaptı Elazığ'da 1500'ü ve de kısa vade 6'da bir mücadelesi vardı. Kısa mesafede 1200'de yine kazanmasını bilmişti. Tombul Güntay yine 1-2 adım önde görünüyor. 2 ilk tercihim, ikinci atım. 4 nolu Recep'in Ceylan'ı Ferit yardımcıyla ilk defa buluştu. Yaptığı son dördüncülü kesinlikle bizleri avlatmasın şartlı 4'te. Mesafe biraz kısa geldiğini düşünüyorum. O zaman da 60 kiloyla start almıştı. Şimdi 55 kiloya düşen tecrübeli jokeyimiz Ferit yardımcıyla da buluşan Recep'in Ceylan'ı şimdi mesafenin uzaması etkili koşmasını bekliyorum. 4 ikinci tercihim ve de Altınoğlu Ramazan Salih buna da Cener Tepe ile etkili koşmasını bekliyorum. Bomboş kiloyla son şanslı safkanım 2, 4, 6 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 7. koşumuza geçelim. 7. koşumuz altılı gayanımızın 5. ayağı şartlı 5. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız burada kayıtlı gerçekten. Kaliteli safkanların bir arada olduğu bir koşu bizlere bekliyoruz. Çok sürate binecek bir koşu. Yani koşuya bu 12 safkanın arasında bakıldığı zaman 1 nolu safkanımız, 4 nolu safkanımız İbocan, 5 Queen Into, 7 nolu safkanımız olsun 9, 10, 11 gerçekten bayağı bir sürate binecek bir koşu bizleri bekliyor. Benim burada Queen Into ile başlayacağım. O da Ankara'da son yaptığı çiminde maalesef bir dördüncülük. Ondan önce koşusu Şanlıurfa olsun. Mükemmel koşular çıkarttı Şanlıurfa'da. Harika koşuları imza attı. Üst üste 4 tane birincilik aldı. Sonra 34 günlük bir araya girdi. Tekrar Ferit'le buluşu Queen Into. Benim 1-2 adım önde tuttuğum safkanlardan biri. 5. ikinci atım 3 nolu Haçım. O da 2 koşusunda Necmi Altın'la Elazığ'da hem 1200 hem 1500'ü çok etkili koşu çıkartarak kazanmasını bildi. 3'ü de eksik etmeyeceğiz. 4 nolu İbocan ve de 1 nolu safkanımız Abdullah Çankay ile etkili koşmasını bekliyorum. O da 2 koşuyu kazanarak formda gireceği bu koşuya kesinlikle ihmale gelmeyecektir. 5, 3, 4, 1 benim sıralamam. Evet 8. koşu altılı gayemizin son ayağı. 16 safkanımız 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum şartlı 3 bir mücadele bizleri bekliyor. Evet burada ben yine 4 safkana yöneleceğim. Onlar kimler? 9 nolu Unzen ile başlayacağım. Abdullah Çankaya'yla yani grubun çok kaliteli bir safkanı. İyi bir grup bulduğunu düşünüyorum. Unzen yani çıkıp liderliği isteyecektir. Sonuna kadar direnebilir sevgili olsa. Tabii ki burada 16 nolu Dülücan liderlik için çaba sarf edecektir. Rojat'ın kızı olsun 1 nolu Dizdar Mert. Ama ben Unzen'in bu koşuyu liderliği vereceğini düşünmüyorum. Çünkü kullar bir çıkıp hemen liderliği alacaktır. Yani kazanmaya çok çok yakın görünüyor. Ama benim burada 11 nolu Esen tepeli Necmi Altın'la 14 nolu Özer Dinç, Mehmet Taşkaya'yla ve de 6 nolu Sapadere geçen koşusunda bank olarak önermiştik. Ama maalesef bizi yanılttı. Bir 5.lik elde etti. Mehmet Doğan'la pardon arkadaşlar. Tekrar 4. kez buluşan Sapadere'de kesinlikle göz ardı etmeyeceğim. 9, 11, 14 ve 6 benim bu koşudaki tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, Elazığ için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun hemen altında bulunan yorumlar kısmına veya beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.